Merhaba arkadaşlar. Bu videoda mutasyonlardan bahsedeceğim. Mutasyonları kısaca ve basitçe DNA'daki değişiklikler olarak tanımlayabiliriz. Peki sizce DNA'daki değişiklikler neden kötü sonuçlar doğurur? Şöyle bir hatırlayalım. DNA transkripsiyon yoluyla mesajcı RNA sentezliyordu. Mesajcı RNA'da çevirim süreci sonucu bir proteini, o protein de sizi meydana getirir. Buna dayanarak DNA'daki bir değişikliğin mesajcı RNA'yı proteini ve sonuç olarak da sizi değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bu arada mutasyonların genellikle kötü olduklarını düşünürüz ama iyi mutasyonlar da bulunur. Aslında dünya üzerindeki yaşam DNA'daki çeşitlilik yanlısı ve karşıtı bir değişiklik sonucu ortaya çıkmıştır. Mutasyonlar ve proteinler üzerindeki etkilerini düşünmek için tarif benzetmesini kullanabiliriz. Bu benim en sevdiğim tariflerden birisi olan ...bir çikolata parçacıklı kurabiye tarifi. Şimdi bu tarifte küçük bir mutasyon yapacağım. Dikkatlice bakın ve mutasyonu bulmaya çalışın. Gördünüz mü? Geri alıyorum. İşte orada. Bir nokta mutasyonu yapacağım ve iki çubuk yağ yerine iki çuduk yağ yazacağım. Bu mutasyona rağmen tarifi hala okuyabiliyorum ve nefis kurabiyeler pişirebilirim. Şimdi... Başka bir nokta mutasyonu deneyelim. Görebildiniz mi? Kabartma tozu miktarını 1 çay kaşığından 9 çay kaşığına çıkardım. Bu mutasyon sonucu sizce kurabiyelerin tadı nasıl olur? Tabii ki de kötü olur çünkü içlerinde çok fazla kabartma tozu var. Başka bir mutasyon daha göstermek istiyorum. İlk iki mutasyon sadece tek bir karakteri değiştirdiğim mutasyonlardı. Buradaysa gördünüz değil mi? fırını 190 dereceye ısıtın talimatını tarifin sonuna taşıdım. Bunu yaparsak kurabiyelerimiz tamamen değişecektir. Hatta elimizde kurabiye yerine sadece hamur kalacaktır. DNA'daki mutasyonları tarifteki mutasyonlara benzetebiliriz. Ama DNA mutasyonlarının sebebi tabii ki de bir harfin ya da rakamın yanlış yazılması değildir. Mutasyon aslında iki şekilde olur. Spontane ya da kendiliğinden olan mutasyonda DNA replikasyonu ya da gamet oluşumu sırasında bir şey ters gider. Spontane mutasyonun en sık rastlanan örneklerinden biri iplik kayması olarak adlandırılır ve ipliklerden birinin kayıp diğer iplikte yanlış eşleşmeler yapması sonucu gerçekleşir. Diğer tip mutasyonlar ise çevremizden kaynaklanır ve bu mutasyonlara uyarılmış mutasyon adı verilir. Örneğin cilt kanserine yol açan radyasyon uyarılmış mutasyon olarak sınıflandırılır. Ya da sigaraları düşünelim sigaranın kansere sebep olduğunu biliyoruz ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini bilmiyorduk. Yapılan araştırmalar sigara dumanı içinde bulunan benzoapirenin mutasyona yol açan kimyasal bir etken olduğunu ortaya çıkartmıştır. Ekranda gördüğünüz yapı DNA'nın iplikleri arasına girip bir mutasyona sebep olur. Bu olay genlerin olmadığı bir alanda oluyorsa zararlı olmayabilir ama özellikle de kanser baskılayan genlerin olduğu bir alanda oluyorsa kanser oluşumuna sebep olur ve az önce de dediğim gibi çevremizden kaynaklanan bir sebepten olmuştur. Kurabiye tarifindeki gibi sadece bir noktada gerçekleşen nokta mutasyonları yanında büyük kromozom parçalarının yer değiştirdiği daha büyük ölçekli mutasyonlar da vardır. Şimdi nokta mutasyonlarının ilk çeşidi olan yer değiştirme mutasyonundan bahsetmek istiyorum yakalayabildiniz mi bilmiyorum ancak buradaki T bazı yerine bir C bazı geldi. Bu oldukça kötü bir durum ama hücrelerimizin içinde buna karşı bir koruma vardır. Hücrelerimizin içinde aşağı yukarı gezen bazı proteinler böyle bir durum karşısında bir şeylerin yanlış olduğunu fark edip C'yi yerinden çıkarır ve T'yi yerine geri koyarlar. Şimdi aynı proteinlerin yine bir gün gezerken buradaki A ve C eşleşmesini görüp bu sefer A'nın yanlış olduğunu düşünmeleri sonucu ne olacağına bir bakalım. Bu durumda A'yı yerinden çıkarıp C'nin karşısına G bazını yerleştiriyorlar. Bu da bu durumların %50'sinde yanlış bazın yer değiştirdiği anlamına geliyor. Bu baz eğer bir genin içinde değilse sorun yok ama eğer bir genin içindeyse proteinlerin amino asit dizilimi değişeceğinden çok büyük problemlere yol açabilir. Evet, bu yer değiştirmeydi. Radyasyon ya da kimyasallar sonucu DNA işte bu şekilde kırılabilir. Bunu onarabilecek proteinler de var ama bu onarımlar sırasında araya başka bir baz eklenebilir. Üstteki iplikte her şey yolunda ama alttaki ipliğe başka bir baz eklendi ve bu hücre kendini kopyaladığı zaman yeni hücrelerin bu ipliğinde de fazladan eklenen baz olacak. Bu durum tüm bazların kaymasına ve proteinlerin bozulmasına yol açabilir. Yine radyasyon ya da kimyasallar gibi bir etken yüzünden nükleotitlerden biri kaybolabilir ve DNA kendini onarmaya çalıştığında bu iplikteki bazlardan biri eksik olacaktır. Buna da silinme deniyor. Bu ipliğin kopyalanmasında bir sorun çıkmaz ama bu iplik kopyalanacağı zaman bazlardan biri eksik kalacak. Bir de bunlara ek olarak büyük ölçekli değişikliklerden de bahsedebiliriz. Bu değişikliklerde Mayoz ve mitoz bölünme sırasında tek bir geni etkileyen tek bir baz yerine kromozomun daha büyük bir kısmını ve buradaki genlerin hepsini kaybedebiliriz. Mesela burada yüzlerce hatta binlerce gen içeren kromozomun büyük bir kısmının silinmesi söz konusu olabilir. S fazı sırasında kromozomun bir kısmı duplikasyon sonucu kendini tekrar da edebilir. Ya da kromozom kopyalanırken bir kısmı ters dönebilir. Buna da tersine çevrilme adı veriliyor. Bir kromozomun başka bir kromozoma eklendiği bazı eklemeler de olabilir. Bu işlem kulağa çılgınca geliyor olabilir ama bu durum bunu yaşayan bireyin öleceği anlamına gelmez. Yani mesela mitoz sırasında olursa çok önemli değildir. Ya da mayoz sırasında olsa bile hala ihtiyacımız olan genlere sahip olduğumuzu da eklemek istiyorum. Bir de translokasyondan bahsedelim. Bunun bir kısmı buraya geliyor, sonra da buraya Gördüğünüz gibi kromozomlarda gerçekleşen çok sayıda mutasyon var. Muhtemelen kromozomların ortaya çıkışı da zaten bu sayede oldu. Mutasyonların bazıları iyi, bazıları kötüdür ve hepsi bir şekilde DNA'nın değişmesine yol açar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur.